Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Biraz ara verdik, kusura bakmayın. Grip dönemi olduğu için bundan ben de biraz muzdaribim. O yüzden sesim biraz kötü, halim vaktim de çok iyi değil ama ara verdiğimiz için bunu mecburen artık yapmak zorundaydık. Yaptık. Hızlı olacağım. Taş tutucumuz geldi nihayet. Bununla alakalı sonradan bir girizgah yapmayı düşünüyorum. Hoşunuza giderse temin edebilirsiniz. Ve aslında bahsetmek istediğim, linklerini paylaştığım Masahiro, AliExpress'ten getirttirdiğimiz çift taraflı kombine bileme taşı. 3000'e 6000 arkadaşlar, yani görebiliyorsanız buradan 3000'e 6000 olmak üzere kullanılıyor. Kendi altında kauçuk bir tabanı var, yani taş tutucuya ihtiyacınız yok. Bunu da koyduğunuz zaman bu da yine sallanmıyor, ileri geri hareket etmesini engelliyor. Bunu şimdi yapmayacağız çünkü şu an istediğimiz tek şey booster, yani yüzüklü bir bıçağın bilenmesi. Şu anki ana temamız bu. Taşı önceden yedirdim. İleri teknik bilemelere geçeceğimizi söylemiştim. Bununla ilgili de şöyle bir bilgi vereyim hemen kısaca. Makita ile çektiğimiz videoda giriş seviyesinde bir bileme tekniğinden bahsetmiştim. Ne demiştim? Sürterek çentiyi oluşturun, diğer tarafta çentiyi yok edin ve gönyeyi alın. Bu giriş seviye bir bilgidir ve doğrudur. Lakin eliniz alıştıkça ileri seviyelerde sizi rahatsız edecek bir bileme tekniğidir aynı anda. Çünkü bu açıyla bileme yaptığımda taşa sürttüğüm, çentik oluşturmak için sürttüğüm yüzeydeki kesici ağzın olduğu yer genişleyecek. Bunu bu tarafa çevirdiğimde tek amacım çentiyi yok etmek olduğunda ince kalacak. Yani bu tarafta daha kalın bir yanak, burada ise incecik bir yanak gözükecek. Ve bu bıçağın görselliğini bozacak. Zamanla bu sizi rahatsız eder ama dediğim gibi giriş seviyesiydi o. Çift taraflı çentik oluşturup ağız yapısına göre gönyeye almayla alakalı başlayacağız. Booster'lı, yani yüzüklü bir bıçak tercih etmemin sebebi de şu. Benim bıçaklarım malumunuz booster'sız olduğu için taşın üzerinde rahat rahat gidip gelen bıçaklar. Ama burada şöyle göstereceğim. Buraya kadar geldiğinde gördüğünüz gibi taşla yüzük birbirine temas ediyor. Bu da hem taşa zarar veriyor hem bıçağa zarar veriyor. Bu yüzden bu tarz bir bıçağı görsel olarak nasıl bileceğimize hep beraber bakalım. King 800 kullanacağız. Umarım güzel, keyifli bir video olur. Başlayalım. Bildiğiniz malum standart bir Alman ekollü. O yüzden direkt başlayacağım. Taşı iterken, daha doğrusu bıçağı iterken booster'ın buraya denk geldiği anda itmeyi bırakıyorum arkadaşlar. Tam şu esnada. Devam etmiyorum ki taşıma bir zarar gelmesin. Çok hafif sesi geliyor. Taşın üstünü görüyorsunuzdur. Geçen videoda temizleme işlemi yapmıştık. Ben bütün taşları temizledim. Bunu görmediniz ama fena değil. Devam edelim. Arkadaşlar asıl olayımız aslına bakarsanız bıçağı ters çevirdiğimiz anda başlayacak.
Çünkü burada zaten ben görüyorum, siz göremiyorsunuz. Her ne kadar ikinci kamerayla yakın çekim alsam da ters çevirdiğim anda çok çok daha net göreceksiniz. Yakın zamanda eğer imkan olursa üçüncü bir kamera daha ekleyip yukarıdan direkt tepe çekimi almayı düşünüyorum. İnşallah oraya da doğru gideriz. Yavaş yavaş görselliği de arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah görürüz. Evet. Güzel bir ağız yakaladık gibime geliyor. Hatta yakın çekim alan kameramız görüyorsa gayet güzel ve temiz bir ağız açtık. Yine taşın her yerini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu değişmiyor. Sesi duyuyorsunuz. Evet. Bence yeterli. Şimdi ters çevirdiğimiz anda booster'dan kaynaklı. Bunu bu şekilde bileyemeyeceğim için, çünkü elime ters gelecek. Aslında çift el bilemeye geçmek isterim. Görmenizi de isterim ama adım adım gitmek istiyorum. Bir anda her şey birbirine karışsın istemiyorum. Ters çevirdik. Booster'ın, yani yüzüğün olduğu kısımdan başlayarak gördüğünüz gibi. Bu şekilde de bileme yapabilirsiniz. Düz. Hiç sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi taşın üzeri anında etki ediyor. Biraz daha nemlendirelim. Bakalım. Evet. Şimdi mesela yakın çekimden görünüyordur inşallah. Buradaki ağız geniş. Ama dikkat ederseniz buradaki ağız neredeyse yok gibi. Şimdi bunu bu taraftan biraz zorlayarak aynı ölçüye getireceğiz ki simetrik görünsün bıçağımız. Dikkat edin, yüzüğün olduğu kısımda duruyorum. Bakalım. Evet, yavaş yavaş. Bu arada fark ettiyseniz körleştirme işlemi yapmadım. Bunu yapmamamın sebebi şu. Yakın çekim kameraya doğru tutayım. Daha net anlayın. Şurada bir paslanma emaresi görüyorsunuz. Bu paslanmaz bir bıçak ama gördüğünüz gibi burada bir paslanma durumu söz konusu. Yine burada noktasal bazda her yerinde paslanmalar söz konusu. Yani bu bıçak yıllardır kullanılmayan kör bir bıçaktı. O yüzden vakit kaybetmemek adına bunu tekrardan körleştirme işlemine tabi tutmadım. Zaten ihtiyacımız da yok. Sonuca bakacağız. Açıkçası taşı temizlediğim, yani son videoda siz görmediniz ama bunu temizlemiştim. Çok daha hızlı etki ediyor. Çok güzel şu anda hissiyatı. Bakalım. Evet, burası güzel.
Buraya bakalım. Evet. Şu an bakabilirsiniz görünüyorsa yakın çekim kameradan. Yine ince bir ağız açtık. Bu tarafı çevireyim arkadaşlar. Buradan bakın. Simetrik. Yani burada açtığım ağızla burada açtığım ağız şu anda denk, birbirine eşit durumda. Bunu yakaladığımıza göre artık yavaştan stroba geçebiliriz. Açınızı buldunuz her zamanki gibi. Belki de işin en güzel, en tatlı kısmı strop'tur. Ama bunu biraz daha keyifli hale getirmek için aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu biraz daha bu tarafa çekmem lazım. Çünkü strop atarken elimi engelliyor. Fena değil. Muhteşem diyemem. Şu andaki keskinlik düzeyi açıkçası muhteşem değil. Ama fena da değil. Birazdan daha iyi olur. Yani yüzüklü bıçak bilemenin normal bıçak bilemekten aslına bakarsanız hiçbir farkı yok. Tek fark dediğim gibi git gel hareketlerinizde yüzük kısmını hesap edip bıçağı nerede durdurmanız gerektiğini bilmek. Bunun dışında şu dik pozisyonda bileme yaparak bıçağın tip to tip denilen yani uçtan ucu olan kısmında buraya dik müdahale etmeniz çok daha kolay sonuç verir. Hani bunu bu şekilde kendinize doğru yaparak da yapabilirsiniz ama burada bitirmek daha kolay aslına bakarsanız. O yüzden bunu bıçak size bakacak şekilde yani sırt size baktığı durumlarda İleri geri hareketlerle dibi yapın. Sonra istiyorsanız tekrardan dönüş yapabilirsiniz. Yani bu şekilde bilerken bu şekilde tekrardan bileyebilirsiniz. Nasıl kolay geliyorsa elinizi alıştırırsınız. Şimdi bileme videolarının uzunluğuyla alakalı olarak da şu bilgiyi paylaşayım. Malumunuz ben edit yapmıyorum. Yani bu bileme konusunda videoyu kesip biçme olayına girmiyorum. Çünkü baştan sona görmeniz lazım. Şimdi video diyelim 10 dakika. 10 dakikanın 3. dakikasında başlamışız. 8. dakikada bitirmişiz. Demek ki 5 dakikada bunu bu hale getirebilmişiz. Bütün prosesi, bütün süreci net bir şekilde görmenizi istediğim için bunları kesmiyorum. Yoksa emin olun şu videoyu bitirip bunu 2,5 dakikanın içine sığdırırım. Siz de aa evet güzel olmuş tamam da nasıl olmuş? Kanalımız eğitim kanalı olarak kategori bakımından eğitim kanalındayız şu anda. Yani benim bunu size bu şekilde uzun, yavaş ve görsel olarak göstermem lazım ki bu işe ilgi duyan arkadaşlar bundan nemalansınlar. 2,5 dakikalık evet gördünüz kör kesmiyor. Hadi taşa vuralım. Oo gördünüz mü kesiyor bitti. Bunun ne size ne de bana bir faydası yok. O yüzden arkadaşlar hani sıkılmadan izleyin. Mutlaka videonun içerisinde ilginizi çekecek, hoşunuza gidecek ya da size bir şeyler katacak bilgiler vardır. Hani 5 dakikaysa 5 dakika, 10 dakikaysa 10 dakika. Bu bir zevk, hobi meselesi. Böyle sıkılıp da atlata atlata izlemenize gerek yok. Oturun tek seferde güzelce izleyin. Keyif alarak izleyin. Hatta aynı şekilde siz de uygulayarak aynı anda yapalım. Tabii ben sizle beraber böyle bir işlem yaptığımı bilmeyeceğim ama olsun beraber yapalım. Durdurun, geri alın. Acaba böyle miydi, şöyle miydi diye. Ya bunlar keyifli işler.
Yeni ekipmanlar da gelmeye başladı. Çok daha keyifli videolarla da karşınızda olacağız. Hastalığım yüzünden dediğim gibi video çekemedim. Kusura bakmayın. Umarım hani bu ilaç gibi gelir. Yani iyi değil. Aslına bakarsanız hani hoşuma gidecek düzeyde bir keskinliğe ulaşmış durumda değilim şu anda. Son 5 yapacağım. 1 2 daha doğrusu 1 2 3 4 ve 5. Evet, şöyle uzanalım. Güzel bir kurulayalım. Keseli tekrar atalım. Hatta biraz daha kurulayalım. Komedi olsun. İnanın yorgunum. Hani ne kadar güzel bir sonuç çıktı bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla kesici ağızların düzgün açıldığı belli. İnşallah keyifli olmuştur. Güzel bir sonuç çıkmıştır. Çünkü çıkmamışsa yeniden video çekmek zorunda kalacağım. Bu da benim için sıkıntı demek. Oo. Oo, güzel güzel. Güzel. Sevdim. Bakalım. Yavaş yavaş. Bakın. Buradan başlayacağım. Uca kadar. Herhangi bir takılma görmüyorsunuz. Acaba evet. Şekilli de kesebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aslında gönül isterdi bunu. Burada gördüğünüz Masahiro 3000'e 6000. Tekrar göstereyim. Sarı taraf 3000, beyaz taraf 6000. Hissiyatı çok güzel. Bir bıçak parlatacağız arkadaşlar. Bu taşı kullanacağız. Umarım hoşunuza gider etkisi. Almak isteyen arkadaşlar için açıklamalar kısmında zaten linki mevcut. Bütün videolarda mevcut. Ortalama 140 lira. Kargo bedeli olarak, daha doğrusu gümrük bedeli olarak da bir 10-20 lira arası bir bedeli çıkıyor arkadaşlar. Ama hemen sipariş vermeyin. Önce bir deneyelim. Hoşunuza gidecek mi ya da benim hoşuma gidecek mi? Ona bir bakalım bu aralık nedir ne değildir diye. Ondan sonra devamında zaten kararımızı vereceğiz hep beraber. Abone olursanız sevinirim. Destek vermeyi unutmayın. Like atarsanız sevinirim ki ilk defa like diyorum. Beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan, hoşunuza giden, gitmeyen herhangi bir şey varsa lütfen paylaşın. Görüşürüz.